Kırşehir, Ahel'in başkenti ve dolayısıyla Türkiye'nin tek ahelik müzesi de elbette Kırşehir'de. Yanımızda Kırşehir İl Kültür Müdür Yardımcısı Eyüp Temür var. Merhabalar. Hoş geldiniz şehrimize. Burası önce belirttiğiniz gibi Ahili'nin başkenti. 800 yıl önce Ahi Evran 32 esnafın başı olmuş. Onları eğitmiş ve donatmış ve onlara ticareti öğretmiş. Hı hı. Bu yönüyle de Türkiye'de tek ahilik müzesi burası Kırşehir'de. Yeni açıldı değil mi müze? Evet, 23 Eylül 2023'te açıldı. 100 binin üzerinde bir ziyaretçisi oldu. Çünkü burası çok farklı bir ortamda. İçeriye biraz sonra girdiğimizde göreceğiz. İçeride ahilik meclisi var. Ahiyan-ı Rum Teşkilatı var, Bağcıyan-ı Rum Teşkilatı var, Gaziyan-ı Rum Teşkilatı var, Abdalan-ı Rum Teşkilatı var, şet kuşatma törenlerinin olduğu yerler var. Yani dönem canlandırılmış. Dönem dijital ortamda canlandırıldı. Hı hı. Ve çok değişik bir formatta yapıldı. Çok fazla da ziyaretçimiz var. Yani burada ahiliğin bütün felsefesini, fütüvetnameleri, ahilik felsefesini burada dijital ortamda göreceğiz. Esnafların olduğu yerler var. Kırşehir'in halıların olduğu yerler var. Kırşehir'in evlerinin olduğu yerler var. Yani dolu dolu bir ahilik felsefesini burada sizinle beraber göreceğiz. Evet, kapının ardında ne var? Bağcıyan-ı Rum dediniz. Anadolu'daki ilk kadın örgütlenmesi teşkilatıdır. Ve Ahi Evran'ın eşi Fatma Halkın tarafından kurulmuştur. Ahi Evran da bu örgütü yürekten desteklemiştir. Ve zaten ahiliği anlatmamıza gerek yok. Hala günümüzde bile karşılık bulan, çok evet, kıymetli felsefesi olan, aslında sosyal hayatı, ekonomiyi, ticari ahlakı ve iş disiplinini düzenleyen bir anlayıştır, bir felsefedir. Evet. Şimdi bu kapının ardında neler var? Hep birlikte görelim. Hemen girişte ahiliğin yayıldığı coğrafya ile ilgili bir harita yer alıyor ve ahi kelimesiyle ilgili aslında kelime kökeninin nereden geldiğine dair bilgilendirme var. Ahi kelimesinin Arapça karşılığı kardeş. Ahili kelimesini de siz söyleyin. Divan Lugat-ı Türk'teki akı kelimesinden geliyorsa, hı, civan mert yiğit anlamında. Zaten 2024'te bakanlığımız Divan Lugat-ı Türk yılı ilan etti. Anladım. Evet. Yani hem Arapça hem Türkçe karşılık bulan bir zaten ikisi de uyuyor. Ahiler ikisi de uyuyorlar. Kardeşlik teşkilatı. Temelleriyle ilgili bilgilendirme var. Dini, ahlaki, içtimai, ticari, mesleki ve askeri boyutları bulunan bir teşkilat. Zaten az önce de söylemiştim, türbenin hemen önünde dönemde, ortaya çıktığı dönemde bölgede bulunan gayrimüslim esnafın karşısında Türk esnafı yüceltmek için ortaya çıkmış bir felsefedir. Hani onları güçlendirmek gibi, için. Ahile girmek için Müslüman olmak lazım. Büyücü olmayacaksınız, hı-hı, sihirbaz olmayacaksınız, hayvan kesiyorsanız ona eziyet vermeyeceksiniz. Ve büyük günah işlemeyenleri ahi teşkilatına ve meslek erbabı olacaksınız. Yani herkes giremiyor. Hayır, meslek erbabı olma şartı var. Bir de Müslüman ve az günah işleme, yani büyük günah işlememe şartı var. Yani aslında bir bakıma bizim şu anda mevcut sistemde mesleki yeterlilikle ilgili eğitimlerimiz var. Bu eğitimin o çağlardaki karşılığı diyebiliriz. Evet. Bu bölümde de İstanbul'da bir esnaf alayının geçiş töreni minyatürle canlandırılmış. Fütüvetname dediğimiz şey de günümüzdeki adab-ı muaşeretin o dönemdeki karşılığı. Yani bu anlayışın ilkelerinin bağlı bulunduğu alt başlıklar fütüvetnamelerle belirlenmiş. Geceleri bu zaviyede fütüvetname, hı, dersleri görülüyor. Çırak, kalfa, usta ve ziyaretçiler, misafirlere fütüvetname dersleri veriliyor. Tabii onların kademeleri var. Tabii kademeleri var. Hı-hı. Bir ahi şeyhi 740 tane adab ve erkanı bilmeden yaşamadan olamıyor ahi şeyhi. Ahi çırağı da 126 tane adabı ve erkanı yaşamadan bilmeden olamıyor. Zaten Hacı Bektaş Veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamış olduğu için şu felsefenin İçinde bir tarafında azıcık tasavvuf da var, fark ettim ben. Az önce şu karşıda, hı-hı, biraz, evet, gördüğünüz kesinlikle gibi bir etkileşim, evet, var.
Şu anda da ahilik meclisi görüyorsunuz arkamızda, canlandırılıyor ve seslendirme ile o döneme götürüyor sizi. Aslında o dönemin ticari davaları bu divanlarda görüşülmüş. Evet, yani değil mi? Günümüzdeki Top Odalar ve Borsalar Birliği'nin ilk hali böyle. Burası ahilik meclisi. Bütün kararlar burada alınıyor. İşte çırak kalf olurken, kalf usta olurken şet kuşatma törenleri, iş yeri açma ruhsatı, kapatma, halkın şikayetleri, ham madde alma, yapılanları borsa olarak, kooperatif olarak satma gibi bütün işler burada görülüyor. Burada temsili Ahi Evran var, Yiğitbaşı var, Ketüda var, Ahi Şeyhleri var. Burada bir mesele görüşülüyor. Bu badem satan kişi bademi 12,5 dirheme almış. Makul bir fiyatta 14,5 dirheme satarken bademe zam gelmiş. Zam gelince müşteri hep eski fiyattan almak istiyor. Adam da vermeyince aranda bir husumet oluşuyor. Olay meclise aksediyor. Ahi Evran diyor ki bu adam aldığı bademi fiyattan satarsa zarar eder. Bu da bizim felsefemize uymaz diyor. Yani makul fiyatta %20 karla satabilir diye müşteriye ceza veriliyor. Tam tersi. Anladım. Aslında bir bakıma şu andaki tüketici mahkemelerinin tüketici koruma karşılığı olmuş. Peki bu usta çırak yükselişleri, bu mertebelerle ilgili kararlar da burada veriliyor. Önce çocuk 10 yaşına geldiği zaman ustanın yanına veriliyor. Anne babasının geninden hangi sanata uygunsa 2 sene gözlemleniyor. Sonra çırak oluyor. Enteresan. Bunu Almanlar kullanıyorlar. Eski yıllardan beri. Sonra çırak kalfa olurken, kalfa usta olurken kendi sanatına bir mamülü imal ediyor. Komisyon toplanıyor ve eğer beğenilirse şet kuşanıyor. İcazetname alıyor, usta oluyor. Usta olduğu zaman da dışarıya atılmıyor. Orta sandıktan ona borç para alıyor, faize girmeden geri iş yerini açıyor ve ödüyor sonra. Yani bütün meselelerde burada görüşülüyor. Evet, gerçekten günümüzün iş dünyasıyla, ticaret hayatıyla ilgili pek çok kararın temeli burada alınıyor. Bu meclisten geçmiş. Sırtımızı kimse yere getiremez. Osman ve Muhittin Efendi'ne beni iyi dinleyiniz. İslam'da alışveriş için kesin bir kar hattı konulmamış, fiyatların doğal piyasa şartları içerisinde oluşması esas alınmıştır. Bununla birlikte piyasada suistimaller yaşandığı, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları olan mallarda aşırı fiyat artışlarının görüldüğü durumlarda devletin fiyatlara müdahale yetkisi kabul edilmiştir. Arşın, dirhem, kilogram, zamanın ölçü birimleri. Evet. Hikayesi nedir? Hikayesi şu, o zamanlar 68 santim arşın kullanmış. Şu an biz 100 santimetre, 1 metreyi kullanıyoruz. Onlar da 68 santim arşın kullanmış. Atasözü haline gelmiş. Halep oradaysa arşın burada. Yani 68 santim arşın Halep'te de aynıdır, İstanbul'da da aynıdır diye böyle bir atasözü yani oluşturulmuş. Yani onun bir standart olduğunu, 68 santim olduğunu ve biz bunu atasözü olarak meydan okuma olarak kullanıyoruz. Burada şey var, batman var 8 kilo. Bu da 8 kilo ağır tartıları 8 kilo batmanla tartmışlar. 8 kilogram bir batman. Yani bu da o dönemde batman taşı 8 kilograma denk geliyor. Ahilikle ilgili bir diğer önemli vurgu, ölçü ve tartılarda adil olmak. Zaten devlet uzunca bir süre denetlemiş. Evet. Tazminata kadar değil mi? Tazminattan sonra denetleme yetkisi, yani Anadolu'daki esnafı denetleme yetkisi belediyelere geçmiş. Şu anda da çinik diyorsunuz. Çinik diyoruz. 4 kilogram arpa, buğday, yulaf gibi hububatları bununla tartıyorlar. Yani trampalardaki standart ölçü birimlerinden bir tanesi de çinik. Taneli
tahıllar ve benzeri. Hububatları bununla tartıyoruz. Bununla ölçülmüş, tartılmış. Şimdi bu duvar önemli dediniz, bu yazı önemli, bir felsefesi var dediniz, bir şiir sözü. Evet, az önce siz karşı tarafta 32 esnafın çekimini yaptınız. Ahi Evren hem de 32 esnaf içerisinde şairlerin de piri, şiir yazmış. Hı hı. Şiir yazarken de ahilikte dört şey çok önemli: akıl, ahlak, bilim ve çalışma. Hı hı. Bu şiirinde, bir şiirinde hepsini belirtmiş. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir diyor. Akıl var, ahlak var, çalışma var, hak var, sabır var, bizi geçen bizdendir diyor. Bizim kültürümüzde Nil Hanım beni geçiyorsa, gıpta edersem iyi şey ama haset edersem bu günah. Yani aslında burada da rekabetin sınırlarını çizmiş. Rekabet var ama kıskanmamak var. Hani Anadolu'da bir laf vardır ya, uzayan kol bizden olsun. Evet, onun bu felsefe orada var. Felsefesi. Esnafların kıyafetleri, sancağı ve ne diyor? Şeceranameler. Nedir buradaki şöyle, anlatılmak istenen? Esnaf sancağı, nasıl ki askerimizin sancağı var, esnaf da sancak kullanmış. İçinde ayetler kürsü ve ticari ayetler var. Bunu kullanmışlar. Bunlar da şeceraname, esnafın soy kütüğü. Esnafla ilgili ne kadar kanun, kural, tüzük, ceza, mükafat, iş yeri açma, kapatma gibi şeyler varsa bu şeceranamelerde yazılır. Şey mi yani, sektörel dağılımı da belirliyor. Evet. Hani Osmanlı döneminde o salnamelerde hangi ilde kaç esnaf var, ne iş yaparların aslında kaynağı burası. Evet. Burası da her esnafın ayrı bir giysi şekli var. Nasıl ki İstanbul'da mezara gittiğiniz zaman mezar taşında ilmiye sınıfı mı, askeri sınıf mı taştan belli oluyorsa, bunlar da biraz sonra daha fazlasını göreceğiz. Her esnafın giysisi farklı. Dışarıdan baktığınız zaman bu demirci mi, kalaycı mı, nalbat mı belli oluyor. Şimdi ahiliğin 3 tane kaynağı var. Şeceranameler, esnafın soy kütüğü, fütüvetnameler, esnafın ahlaki meziyetlerini için anlatılan düsturlar, bir de seyahatnameler. İbn Battuta'nın seyahatnamesi kullanılmış. Evliya Çelebi'nin. İbn Battuta Antalya'dan geliyor, gemiyle Anadolu'yu geziyor ve Anadolu'da ve Balkanlar'da 500 civarında ahi zaviyesinin olduğunu belirtiyor. Zaviyede kalıyor. İşte yemekleri temizdi, eşyaları temizdi, meyve ikram ettiler, müzik yaptılar gibi de seyahatnamesinde anlatıyor. Şimdi biz az önce karşıda Ahi Evran'ın zaviye bölümüne girerken ben şeyi fark ettim. Mevlana'da o odalara girerken başınızı eğerek giriyorsunuz ya, aynı mantık burada da var. Orada yani var, Cacabeyde de var. Huzura girerken saygıyla eğilerek, o makama hürmetle ve bu gerçekten Anadolu esnafının mayasında var aslında. Orada da var. Ahi Evran 32 meslek teşkilatını kapsayan bir ahilik sistemi kurmuş. Kendisi debbah ve şu anda bu odada da kendi mesleğiyle ilgili eğitimler veriyor, değil mi? Evet, karşı taraf mecliste karar alınıyordu. Burası Ahi Evran'ın kendi odası. Debbah deriyle alakalı öğrencilerine ders veriyor. Burada bir konu anlatılıyor. Buraya bastığınız zaman konu şu. Hacı Bektaşi Veli diyor ki biz Allah deyince dururuz diyor. Mevlana diyor ki biz Allah deyince döneriz, sema yaparız diyor. Ahi Evran diyor ki dönen de bizden, duran da bizden. Biz Allah diyerek çalışırız, çalışırken de Allah deriz diyor. Öyle bir konuşma geçiyor. Hepsi harmanlanmış. Tabii aslında. Mesela yani. Hacı Bektaşi Veli diyor ki bayanlara eşine, işine, aşına sahip ol diyor. Ahi Evran da diyor ki Eline, beline, diline sahip ol diyor. Sahip ol. Yani hemen hemen aynı felsefede devam ettiriyorlar.
Burada farklı bir şey canlandırılmış. Ahil'in asker teşkilatı, değil mi? Evet. Neydi? Gaziyan-ı Rum. Rum diye Anadolu'ya Diyar-ı Rum denildiği için Rum kelimesi var. Aşık Paşa Zade diyor ki Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı cihan devleti haline getiren dört teşkilat var diyor. Ahiyan-ı Rum erkek esnaf teşkilatı, Bağciyan-ı Rum bayan esnaf teşkilatı biraz sonra göreceğiz. Gaziyan-ı Rum asker teşkilatı, Abdalan-ı Rum da tasavvuf teşkilatı. Onu da zaviyede akşamları ders olarak görülmüş. Ahievran'da 150 yıllık Moğol istilası var Kırşehir'de. Moğollara karşı Malya'da kendi askeriyle beraber burayı korurken şehit oluyor. Mezarı da o cami denilen Ahievran Camii'ndeki zaviyeye getiriliyor. Fatma Bacı ile orada mezarları var. Bu çabaların hepsi aslında Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türklerin tabii bu coğrafyada hakimiyet kurmak için yaptığı mücadelelerden kaynaklanıyor. Ne demek istiyorum? Orta Asya'dan gelenlerin hepsine yörük deniyor. Yörüklerden bir kısmı dağlarda yaşamaya devam etti. Hatta günümüzde de bazı kolları var. Ama Anadolu Selçuklu bu yörüklerin yerleşmeyi Türkmen seçmiş olan yani Türkmen ayağı ve bunlar Anadolu'nun imarında, sosyal hayatının düzenlenmesinde ve korunmasında, gelişmesinde çok önemli yapılara, işlere, kurumlara imza atmıştır. Doğru. Bu odada da hanımlar çalışıyor. Evet, burada Bağciyan-ı Rum dediğimiz yani Anadolu bacıları, bayanlar esnaf teşkilatı. Ahiyevran'ın hanımı Fatma Bacı kimsesiz kız çocuklarını, öksüz ve yetim kız çocuklarına önce zanaat öğretiyor. Halı, kilim, yastık, dokuma gibi, boyama gibi, eğerme gibi. Onlara sonra iş yeri açıyor, sonra onları evlendiriyor. Parayı nerede buluyor? Bir, ahilin içinde 27 tane vakıf var. Onlardan destek alıyor. Bir de orta sandık var bütün esnafın yardımcı olduğu. Onlardan destek alarak kimsesiz kız çocuklarını hayata kazandırıyor. Bu da 800 yıl önce büyük bir medeniyet projesi. Kesinlikle. Zaten Bağciyan-ı Rum Teşkilatı ve Anadolu ilk kadınlarının lideridir. Kümbeti var değil mi burada aynı zamanda onun için? Bir kümbet Kırşehir'de bulunuyor. Ankara'da Ankara kümbeti. Fatma Bacı o ayrı. O ayrı Fatma mı? Fatma Hanım kümbeti ayrı. Bu Fatma Bacı ayrı. Ha, Fatma Hanım ayrı, Fatma Bacı ayrı. Ama bu coğrafyada Fatmalar da en az erkekler kadar evet, Fatma savaşmış, hatun, Fatma üretmiş. Fatma Hatun var, Muhterem Hatun türbeleri var bizim burada. Yani onlar da Selçuk zamanında etkili olmuşlar. Çünkü o zaman çok yozlaşma olmamış. Ne demek istiyorum? Zaten Türk kültüründe bizim bildiğimiz, okuduğumuz, duyduğumuz tarihten gelen şey eğer Hakan bir buyrukta bulunmuşsa, eşi onaylamıyorsa, hatun onay vermiyorsa o buyruk geçersizdir. Tabii. Bu eşitlik burada yanında, da bir şekilde hep yanında yaşatılmış ve desteklemiş, kararlara da iştirak etmiş. Burada yine halıyla ilgili kirkitler var, kirmenler var, çıkrıklar var. Bu halı malzemeleri. Şurada da 1934'te seçme ve seçilme hakkı kanunu çıkınca Kırşehirlerin oy verdiğini gösteriyor ilerideki. Peki bu ahilek teşkilatına Bağciyan-ı Rum'un üyeleri de dahil olabiliyordu değil mi? Bayanlar yani ayrılmıyordu. Yok. O teşkilatın yapısını onlar tabii, tabii. Yani bir nevi meclis aslında değil mi? Tabii yani hep destek, birbirine destek. Orada bir yazı dikkatimi çekti. Bacıların savaşçılık yönlerine de işaret eden bir ifadeden söz ediyor. Ne demiş? Hatunlar oturu ben danıştılar, sillerine kamalar bağlaştılar. Varıp Kayseri'yi tuttular mekan, vermediler ol kafire elama. Yani kadınların da savaşçı yönünün şöyle, altını Kayseri, ilk Kayseri'ye geliyor ya Bağdat'tan Ahiyevran, esnaf çarşısını kuruyor ve orada bir tane Ermeni ispiyon ediyor ahileri ve şehre bir yerden giriyorlar. Şehri Fatma Hanım savunurken esir düşüyor, 5 sene Moğollara esir kalıyor. Sonra kurtarılmış. Sonra kurtarılıyor. Yani savaşın içerisinde. Yani, dediğiniz gibi. Evet. Anadolu kadını savaşçıdır. Evet. İçerisinde. Tıpkı bizler gibi. Doğrudur. Bu
Bu da Cumhuriyet dönemi değil mi? İlk oy kullanıyorlar. 1934'te seçme ve seçilme kanunu çıkınca bu Kırşehirli halkımızın oy verdiğini gösteren orijinal bir resim. Peki bu iki resmin arasında ne kadarlık zaman farkı var? Zaman farkı yok. Bura biraz daha devlet ricali. Bura biraz daha Anadolu kadını. Kadını. Örfi giyinmiş şekli. Çalışan, üreten Anadolu kadını. Kadını evet. Burada biraz daha böyle devlet erkanı var. Modern. Burada da halı dokuma malzemeleri var. Biz buna kirkit diyoruz. Hı hı. Şu karşıya kirmen diyoruz. Hı hı. Karşıya çıkrık diyoruz. Bunlarla halı dokunuyor ve kullanım haline getiriliyor. Bu bölgede halı dokumacılığı oldukça yaygın zaten. Biraz sonra karşı odalar göreceğiz. Kayseri'de de gözlemledik ve dokuma biçimleri benziyor birbirine. Özbağ ve Mucur halı ve kilimleri meşhur. Biraz sonra göreceğiz. Evet, burada da halı kilim dokumacılığında kullanılan aletler var, araç gereçler var. Ve bu da dokunmuş bir dokunmuş parça. Dokunmuş bir yastık. Bu yastık. Bu da çanta, o zamanki modern çanta. Evet, bu da bir sandık. Daha çok bunu nostalji filmlerinde görüyoruz ama sandık hep aynı sandık. İçinde ne var? Kaneviçeler, danteller, kısacası hayaller var. Bu bölümde de ahilerin nasıl giyindiğine dair bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Hemen şuradan birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Meslek erbabının elbisesinin temiz olmasına dikkat çekilmiş. Mesela renkli kumaştan olmaması gerektiği, tek renk olması gerektiği. Yine işte ipek olmasın diyor. Açık renk paçaları olsun. Kısa olsun diyor. Çünkü şatafatlı olmasın. Eşsiz bile olsa diyor, sana ipek kumaş yakışmaz. İşte ondan sonra şatafattan uzak, altın yüzük ve benzeri aksesuar takmanın da doğru olmadığını ve son olarak ayakkabılarının da her zaman temiz olması gerektiğinin altı çizilmiş. Her meslek farklı renkle, farklı şekilde tarzla temsil ediliyor. Hangi zanaat icra ettiği buradan belli oluyor dışarıdan gezerken. Ahiliğin prensiplerinden biri de eli açık, gönlü bol olmasıdır. Bu mutfakta da öğrenciler, yani talebeler ve misafirler birlikte yemek yemişler değil mi? Yemişler. Dönemin kazanları, evet. Kapkacak mutfak ve pişirme eşyaları. Aletleri burada sergileniyor. Burada da bir hikaye var sanırım, değil mi? Evet, Ahievran yılanın zehrinden panzehir yaparak tıpta tedavi amaçlı kullanılmış. Onun için de Ahievran deniliyor. Evran yılan demek, yılan kardeşliği, yılan terbiyecisi anlamına geliyor. Hı-hı. Doktorlar da zaten bu amblemi kullanıyorlar, yılan amblemini kullanıyorlar. O da enteresan. Burası genelde Mucur ve Özbağ halı ve kilimlerinin meşhur olduğu için de onları gösteren bir odamız. Yani zaten 13. yüzyılda bu coğrafyada koyun halı yetiştiriciliğinin yoğun olduğunu ve tabii onların tüylerinden bayanlar, kışın halılar, kilimler, evet, battaniyeler dokunduğunu biliyoruz. Ve her bir deseninde farklı anlamları var ama şu Anadolu'da çok sık gördüğümüz bazı motifleri ben hemen tanıdım. Eli böğründe, evet, falan. Yani coğrafya değişse de desenler Orta Asya kökenli oradan olduğu gelme, için tabii, çok gelme. Fazla değişmiyor.
Kırşehir ilçesinde diyor, orada verilen bilgilendirme tabelasında çarşı pazar arasında ne varmış? Bakkallar, kasaplar, kunduracılar, marangozlar, çarşısı ya da pazarı. Demek ki yoğun bir ticaret var. Tabii Hacı Bektaşi Veli'nin velayetnamesinde Kırşehir'de 18 bin evden bahsediyor. 18 bin evet, ev. O zaman Bursa'da 18 bin ev civarında ama 13. yüzyılda Kırşehir çok zirvede. Ama Osmanlı döneminde zayıflıyor. Ve cumbalı evler sayıları 6'ya düştü dediniz. Düştü. Genel yapısı nasıl? Taş mıdır? Cumbalı evlerin taş olan var ki altı taş üstü kerpiç olanlar var. Hı. Dede ile torunun aynı zamanda beraber yaşadığı bir dönemde kendi içinde dubleks çıkıntılar var güneş görsün diye ve böyle cumbalı evler var. Bazı yerde hanlar var. Çünkü insan o zamanlarda hayvan kullanıldığı için de onlar da var. Böyle aralarda çarşılar var dediğiniz gibi. Böyle bir şehir hayatı. Umarız birazdan Kırşehir sokaklarında gezerken cumbalı evlerden birkaçına rastlarız. Koyunları yetiştirdiler, kestiler derileri. Değil mi? Burada deriler işleniyor. Tabakhane diyoruz. Deriler yününden temizleniyor. Hı-hı. Tabakhanede ilaçlar var. Ondan sonra da ileride göreceğiz. Elbise ve ayakkabı dikimine geçiliyor. Yani evet orada görüyoruz zaten derinin işlenebilir hale gelme süreci burada canlandırılmış. Evet, suyun içerisinde oluyor ilaçlar var. Bekleme süresi bekleme falan. Bekleme süresi var. Temizleniyor yününden. Hı-hı. O dönemin ayakkabıları Yemenliler değil evet, mi? Evet, o dönemde elbise gibi ayakkabı için deri kullanıldığı için de burada deri ustası bayanlar ve erkekler için Yemeni dediğimiz ayakkabı türünü imal ediyor. İnsanlar bunu giyiyorlar. Fakirler çarık giyiyor, biraz daha durmuyorlar da deriden ayakkabı giyiyor. Ve Kurtuluş Savaşı'nda da cephede bizi kurtaran mesleklerden bir tanesidir. Tabii, tabii. Lojistik anlamında. Ayakkabıcılık, dericilik. Evet. Dönemin terzisinin canlandırıldığı bölümün hemen önünde elektrik olmadan önce ütü gereçleri evet, sergilenmiş. İçerisine ateş kömürü konularak, ısıtılarak onunla annelerimiz ütü yapmışlar. Hı. Burada da beyaz beze motif yapılan basmalar var. Hala o taş baskısı işlemeler Kastamonu ve yöresinin en popüler turizm eşyalarından yazmalarda falan kullanılıyor. Bir tanesi. Evet. Yani oraya giden herkes alıyor. Demek ki kökü ta buraya kadar geliyor. Geliyor. Bir de elle çalışan dikiş makinesi var karşıda. Elektrikli olan dönemde elle çalışan dikiş. Burası terzinin canlandırıldığı oda ve buranın bana göre en dikkat çekici araçlarından, objelerinden biri henüz otomatik makinelerin, elektrikli makinelerin olmadığı dönemde terzinin eliyle çalıştırdığı dikiş makinesi. Artık günümüzde kalaylı kaplar, kacaklar kullanmıyoruz ama çok eski tarihlere gittiğimizde o dönemin mutfak gereçleri bakır. Bakırdan olduğu için bakır yemeği zehirlemesin diye kalaycılık sanatı oluşmuş. Karşıda körük var. Körük ateşe hava veriyor, ateş alevleniyor. Bakır kazanlar ısıtılıyor, üzerine bir beyaz kalay çekiliyor ki yemek zehirlemesin diye.
bu da kullanılan bir sanat. Bir dönem bize çeliği dayattılar daha sağlıklı diye ama son zamanların trendi yine bakır kapları kalaylatarak kullanın daha sağlıklı. Çünkü bakır insan vücudunu gereksinim duyduğu bir metaldir şeklinde açıklamalar okuyoruz, ulaşıyoruz. Demek ki zaman zaman arada bir sıfırlayıp başa dönmek kanserojen gerekiyor. Kanserojen maddesi olmadığı için faydalı. Bölgede taş işçiliği de oldukça popüler mesleklerden biri ve burada da yine inşaatla ilgili. Şakül diyoruz biz buna. Duvar ustası duvar yaparken yukarıdan aşağı sarkıtıyor. Hı-hı. Nereye değerse orada bir eğrilik var. O eğriliği düzeltiyor. Böyle bir şey. Burada marangözler var işte. O zamanki testereler, gönyeler, ve ondan sonra zımpara taşları falan. Burada marangöz kısmı. Asıl önemli olan şu burası, şet kuşatma törenlerinin yapıldığı yer. Hakem heyeti diyelim, ben anladığım şekliyle yorumluyorum. Evet. Ürünün kalitesini onayladı. Şimdi şöyle, çırak kalf olurken, kalfa usta olurken şet kuşatma törenleri oluyor. Diyelim ki kalfa usta olmak istiyor. Hı-hı. Hangi sanatı yapıyor? Atıyorum marangöz. Marangöz veya ayakkabıcı. Ayakkabıyla ilgili bir mamül imal ediyor. Burada Ahi şehrine yiğit başına sunuyor. Beğenilirse şet kuşanıyor. İcazetname alıyor. Sonra da dışarıya atılmıyor. Orta sandıktan borç para alıp iş yerini açıyor. Şu an KOSGEB de aynısını yapıyor. KOSGEB iş yeri açmak isteyenlere kursa tabi tutuyor. Onun malzemesinin faturasını ödüyor. Ama 2 yıl o işi yapmanız gerekiyor. Bunu da oradan gelen bir şey. Şurada burada enteresan bir şey var. Sağdaki 2 tane genç bu kalfanın yol atası. Onlar ahlakından ve mesleğinden sorumlu. Eğer yol ataları kalfaya kefil olmazlarsa kalfa usta olamıyor. Kefil de kefil olması oradan gerekiyor. Geliyor. Aslında bunu okullarda kullanılır ama öğrencilerimiz olgunlukta olmadığı için kullanamıyoruz. Ahiliğin zanaata yönlendirme kısmını Almanlar almışlar, kullanmışlar. Şu an bizim rehber öğretmenleri aynı şeyi yapıyor. Ahiliğin kooperatif kısmını da Fransızlar almışlar. Biz onlardan Cumhuriyet'le beraber almışız. Konuyu toparlıyorum. Ahilik günümüzdeki esnaf odasının, sanayi odasının, kooperatiflerin, sendikaların, vakıfların, toplam kalitenin ve kamu denetçiliğinin yapmış olduğu bütün işleri STK olarak yapmışlar. Selçuklu ve Osmanlı Cihan Devleti haline getirmişler. 8 tane Osmanlı padişahı da Osman Gazi'den 2. Murat'a kadar şet kuşanmış, ahil şeyhi olmuşlar. Ve böylece daha sonra ahilik 18. yüzyılda bozulmuş, gedikler ve loncalar... Nasıl bozulmuş? Yani niye bozulmuş? Böyle güzel, işlevsel, sanayiye ayak uyduramamış. Sanayiye ayak uyduramamış. Müslüman olmayanlar da ahiliğe girmiş. Sonra bunlar gediklere ve loncalara dönmüş. Ve en son da tabii kapanmış. Ama şu an Kırşehir'de bir Selçuklu ve ahi felsefesi az da olsa var. Buraya kadar biz bir 50 milyona mal ettik. Bundan sonra inşallah güney tarafı da Cace Bey'i, Aşık Paşa'yı, Fatma Hatun'u, Muhterem Hatun'u, Geyikli Baba'yı, Ahmet-i Gülşehri'yi, Yunus Emre'yi, Şehir'de Bali'yi de orada sunacağız karşı tarafta ve böylece müzeyi tamamlayacağız. Peki bu ne oluyor şu anda? Şimdi orada bu mamülü yaptığı şey oradan şet kuşanacak. Yeminle, şet, evet, şey, şet kuşa. Şu kısmı kuşanıyor. Anladım. İşte kuşanırken de 7 tane kuralı var. Cimrilikten uzaklaş, cömert ol, adaletli ol, haksız olma gibi ifadelerle ve salatü selamla şet kuşanıyor. Thank you.
Ahi Evran Müzesi, Ahi Evran Külliyesi'nin hemen karşısında yeni açıldı. 2023'ün son aylarında açıldı ve oldukça yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Ben de burayı gezdiğimde gerçekten edilen masrafın, yapılan emeğin ve parlatılmaya çalışılan felsefenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha tüm yüreğimle hissettim. Bence siz eğer Kırşehir'e gelirseniz bu müzeyi gezmeden buradan ayrılmayın.